Haberler izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 6 Temmuz'da 01:57'de Yengeç burcunun 14 derece 23 dakikasında gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi bu yeni ay Şira yıldızının Rabbi de odur diye Kur'an-ı Kerim'de geçen tek yıldız olan Sirius sabit yıldızıyla tam tamına kavuşum olarak gerçekleşen bir yeni ay. Sadece bir dakika fark var. Yani 21.600 dakikalık Zodyak'ta sadece bir dakika farkla kavuşum anında bir yeni ay etkisi. Dolayısıyla da aslında biz karma astroloji de Kaderin yazıldığı günleriz bugüne bir yıllık kaderin yazıldığı günleriz ve bu yeni ay her ne kadar 15 gün etkili gibi görünse de aslında bir yıllık ana temaların ne olacağını bize anlatan güçlü bir yeni ay. Yeni ay haritanın 3. evinde gerçekleşiyor. Yengeç burcu zaten aile, vatan, topraklar ile ilgilidir. Öncü bir burçtur ve 3. evde olması nedeniyle de daha çok yakın çevre ilişkileri, komşuluklar, kardeş ilişkileri, yakın arkadaş ilişkileri iletişimle ilgili olayların daha ön planda olacağı iki haftalık dönemi yansıtıyor. Eğer e, bu etkiye Sirius günü olması sebebiyle, tam kavuşum olması sebebiyle uzun vadeli düşündüğümüzde ise, bir yıllık etkiyle düşündüğümüz zaman ise özellikle burada ben ülkemizle ilgili olan kısmı girmek istiyorum burada aslında Vatan ve toprak temasının çok önemli olacağı bir yıllık etki var ve aslında kadersel etkilerin yoğun olduğu yapılan hataların bedellerinin ödenme riskinin olduğu ahlakla ve dürüstlükle hareket edildiğinde olabilecek olan etkilerin de olduğu fakat gerçekten dönüştürücü zorlayıcı bir yıllık bir etkinin başladığında söyleyebilirim. Yeni ay anında karmik cross dediğimiz bir yapı var. Bu da gerçekten özellikle zenginlerin daha zengin olup daha alt kademe olanların ise biraz daha zorlanacağını gösteren bir yıl. Tarımda bereketin az olacağı, üretim faaliyetlerinin azalacağı etkiler barındırıyor Türk halkına. Şunu tavsiye ediyorum. Gerçekten gereksiz masraflardan özellikle kaçınılması gereken, çok ciddi anlamda ekonomi yapılması gereken, aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gereken bir yıl. Şimdi yeni ay çok enteresan. Bütün önemli sabit yıldızlar bu yeni ayda sanki yerini almış gibi görünüyor. Biz Sirius'u çünkü yani güneşin de yöneticisi olan yıldız olduğu için karar mekanizmalarının tetiklendiği yer olarak adederiz. O anlamda çok önemlidir zaten. Bir de Jüpiter bu yeni ayda Aldebaran dediğimiz sabit yıldızla kavuşumda. Aldebaran sabit yıldızı ise bizim Kail Meleği ile ilgili bağlantılı olan yıldızdır. Ve burada Jüpiter'e yerleşen bu etki diyor ki etik ve ahlaki kurallara uyanları destekleyeceğim. Usulsüz, etik olmayan, ahlak dışı işler yapanların da tüm hatalarını, kusurlarını ortaya çıkaracağım." diyor. Dolayısıyla böyle iki tane güçlü sabit yıldız etkisi var. Diğer yandan yine başka bir sabit yıldız etkisi var. Çok güçlü etkisi olan Algol sabit yıldızı dediğimiz bir sabit yıldız. Bu Algol sabit yıldızı ise e, sistemin deli fişek gezegeni Uranüs'le kavuşum anında. Şimdi Algol içinden boğaz geçen tüm şehirlerle ilgilidir. Dolayısıyla İstanbul ve Çanakkale ile de ilgilidir. Algol'ün Uranüs'te yerleşmiş olduğu bir yeni aydan hemen sonraki 9 gün sonrasında 15 Temmuz'da ise Mars da bu Uranüs ile kavuşacak Algol derecesinde. Bu ne demek oluyor? Algol kesik Medusa başıdır. Yere batan sarnıcındaki Dolayısıyla bu birazcık işte boğaz boyunla ilgilidir. Yani bu konularla ilgili hem intihar hem cinayet gibi gökyüzünde çünkü Neptün'de şahit dediğimiz cinayet sabit yıldızında. bu tarz etkiler barındıran bir yapıyla geldiği için Mars'ta şiddetle ilgili tavaşçı bir gezegen olduğu için bu ikisi de 15 Temmuz'da kavuşacak. Özellikle 14, 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde tüm herkesin aklı selim olmasını, çeşitli provokasyonlara gelmemesini, bireysel hayatlarında da Mümkün mertebe, daha temkinli, dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Kalabalık yerlerde bulunmamayı, işte bir takım şu an zaten ayak sesleri gelen azınlıklarla ilgili problemlerin daha büyüme ve sıkıntı yaratma potansiyelinin olduğunu görerek herkesi uyarıyorum. Sakinlik, temkinlilik çok önemli. Diğer yandan aslında yeni ayın bireysel haritalarda da birçok insana pozitif destekleyici etkileri olacak. Şöyle ki bu yeni ayla birlikte aslında daha sorumluluk alarak hareket edenler, büyüklerine saygı gösterenler, aynı zamanda yaşlılara destek verenler, onlara hürmeti, onlara hürmetli olarak davrananlar, her tür sorumluluğunu alanlar, disiplinle ve sorumlulukla çalışanlar için çok güzel, kalıcı bağlantılar yapma, aşk ilişkileri, anlaşmalar, kazanç kapılarının açılmasıyla ilgili destekler mevcut. Yine burada melek Mikail'in olduğu yer diyor ki etik, ahlak ve dürüstlükle hareket eden misliyle misliyle kazanır diyor. Aynı zamanda bekarlar için e, hayalindeki evliliği yapabilme potansiyeli de veren bir yeni ay. E, başta yengeç, balık, sonrasında akrep burçları olmak üzere ondan daha sonra da boğa, oğlak ve başaklar için güzel bir evlilik potansiyeli de veren bir yeni ay. Bu yeni ay güçlü bir etki olduğu için, bir yıllık kaderin yazıldığı gün olduğu için bu etkiler sadece iki hafta değil, bir yıla kadar da yayılabilir. Yeni aydan en çok etki alacak olan burçlar, yengeç, oğlak, terazi ve koç burçlarının ikinci on gününde doğanlar olacak. Daha şanslıları ise yengeç, balık ve akrepler olacak. Evet, gelelim yeni ayın burçlara göre etkisine. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, yeni ay ile birlikte aile, ev konularınız ön plana çıkıyor. Bekarsanız yeni bir yuva kurabilirsiniz. Ev almayı düşünüyorsanız ev alabilirsiniz taşınabilirsiniz ya da evinizle ilgili bir takım yenilemeler, düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu yeni ay biraz sizi dönüştürücü olacak. Fakat dönüştürücü olan şeyler uzun vadede sizin için güzel olacak olan şeyler. Dönüşüm süreci çok böyle hızlı akmayabilir. Bazı aksaklıklar çıkabilir. Fakat sonu sizin için güzel olacak. Sizi destekleyen bir etki olacak. Yani işte e ne bileyim taşınırken biraz zorlanabilirsiniz ya da yeni bir yuva kurduğunuz için sorumluluk ilk başta zor gelebilir. O süreç yorabilir ama sonu sizin için hayırlı. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar yeni ayla birlikte yakın çevre ilişkileriniz aktifleşiyor. Daha çok işte görüşebilirsiniz arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz, kuzenler bir araya gelebilirsiniz. Diyalogların artacağı, yoğun görüşmelerin artacağı iki haftalık bir dönem. Aynı zamanda tabii ki kardeşinizle ilgili önemli bir olay olabilir. Yakın arkadaşınızla ilgili önemli bir gelişme olabilir ve bunlarla siz de ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yeni ay sizi ikinci dereceden destekleyen etkiyle geliyor. Ee, ve aynı zamanda bu yeni ayla birlikte bir takım yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Yeni imzalar atabilirsiniz. 2 haftalık süreci değerlendirin. Genel anlamda da bir yıla kadar yayılan etki olduğu için destekleyici bir yıl aslında sizi bekliyor. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Yeni ayla birlikte kazançlarınıza, gelirlerinize odaklanacaksınız. Aynı zamanda kendi değerinizi fark etmek üzerine e, belki de yeni imaj değişiklikleri, işte saç kesimi, estetik dokunuşlar gibi konularla da ilgilenebilirsiniz. Eğer bir iş arıyorsanız bu iki haftalık dönem içerisinde o işi bulabilirsiniz. İş değiştirebilirsiniz. Ya da e, kendi işiniz varsa işinizle ilgili yeni yatırımlar, yeni projeler yapabilirsiniz. Şans gezegeni Jüpiter Burcunuzda ilerlediği için her konuda da aslında ilahi desteği hissedeceğiniz bir yıllık dönemdesiniz. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Sadece dikkat edilmesi gereken konu bu yıl biraz kilo almaya açık bir bünyeye sahip olduğunuz. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Burcunuzda gerçekleşen yeni aile birlikte üstelik de Sirius sabit yıldızıyla kavuşumlu bu yeni aile birlikte aslında pek çoğunuz için şanslı etkilerin olacağı bir yıl. Sadece 15 gün değil yeni ay Sirius derecesinde olduğu için. Dolayısıyla ertelediğiniz, harekete geçmekte zorlandığınız. Çünkü Yengeç Burcu birazcık pimpiriklidir, temkinlidir. Hemen harekete geçmez, kolay karar vermez. Ama özellikle bu iki haftayı değerlendirmeniz için sistemin size sunduğu fırsatlar olacak. Lütfen gözünüzü açın ve o fırsatları Değerlendirin diyorum. Özellikle de bekarsanız kısmetiniz açılabilir ve hayatınıza birisi de gelebilir ve bazı bekarlar bu süre içerisinde evlenebilirsiniz. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar yeni ayla birlikte aslında sizin için ilahi iradenin. Tecellisi söz konusu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü sizin ektiklerinizi biçeceğiniz etkileri barındıran alanda bir yeni ay gerçekleştiğinden dolayı herkes kalbinin ekmeğini yiyecek bu yeni ayla birlikte. Genel olarak aslan burçları zaten iyi niyetlidir. Öyle kinci değildir, cömerttir, liderdir. Ama bazen işte o birazcık kendini ön planda tutması sebebiyle, birazcık kibir ve ego riski nedeniyle hatalar yapmış da olabilirsiniz. Bu öncelikle 15 günlük süreç, sonrasında da bir yıla yayılan bir etkiyle birlikte aslında tam olarak yaptıklarınızın karşılığını iyisiyle, kötüsüyle alacağınız bir dönem. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Duygusal olarak biraz içe dönebilir, içe çekilebilirsiniz. Biraz melankolik, biraz daha hassas, alıngan bir yapıya girebilirsiniz. Aslında bu dönemleri biraz içe dönüp değerlendirmek, hatalarıyla, eksikleriyle yüzleşmek için de güzel bir fırsattır. Evet sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, yeni aile birlikte özellikle toplum içerisinde kendinizi göstereceğiniz bir takım adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destekler alabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Sınav gezegeni sizi birazcık zorlasa da eğer sorumlulukları alırsanız, sanız. Hayal bile edemeyeceğiniz derecede isteklerinizin hayatınıza gelebileceğini göreceksiniz. Sadece sorumluluklarınızı alın ve harekete geçin. Evet sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu yeni aydan siz de güçlü etkiler alıyorsunuz. Özellikle e, kariyeriniz, konumunuz, hedeflerinizle ilgili konularda harekete geçmenizi destekleyen bir yeni ay. Ancak burada yeni ay sizi birazcık geçmiş konfor alanınızdan çıkmaya zorlayabilir. Kendiniz için oluşturduğunuz bazı sabitleri bırakıp bir bakış açısını değiştirmeniz gerekebilir. E, bu yönde ilerlemeniz gerekecek. E, ama uzun vadede de aslında bazen bir şeyleri bırakıp Yeni ufuklara açılmak gerekir. Herkese çabası ölçüsünde hak ettiğini alacak. Hedefinize ulaşmak için ya da kariyerle ilgili bir e, amacınızı gerçekleştirmek için harekete geçmenizi destekleyen bir yeni ay. Evet sevgili Akrep ve yükselen Akrepler, yeni ay ile birlikte hukuksal konularınız varsa bunlarla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Eğitim, yüksek öğretim, yurt dışı, uluslararası ticaretle ilgili bir konuda adım atmanız gerekiyorsa da iki haftalık dönem içerisinde bu adımı atmanızda fayda var. İşte vize başvurusunda mı bulunacaksınız? Erasmus mu? Ya da işte herhangi bir işte yüksek lisansla ilgili bir durum mu? Ya da bir davalık, mahkemelik işiniz mi var? Bu konularda harekete geçebilirsiniz. Aynı zamanda uzak akrabalarınızla ilgili de bir takım olayların hareketleneceği döneme girmiş bulunuyorsunuz sevgili akrepler. Bu yeni aydan sizde şanslı, güzel destek alıyorsunuz. Bu konularla ilgili problemli durumlarınız varsa da çözmek için harekete geçin. Evet, sevgili Yay ve yükselen Yay'lar, yeni ayla birlikte ödemeler, giderler, vergi, kredi, miras gibi işlerle ilgili e, harekete geçmeniz gerekiyor. Eğer bir sağlık sorununuz var ise mideyle ilgili olabilir. Kadınsanız meme göğüsle ilgili bir sorununuz varsa bununla ilgili bir operasyon olabilir. Bu iki haftalık dönem sizin için çözmek adına verimli bir etkiyle geliyor. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, karşıt burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor. Dolayısıyla sizi de güçlü bir şekilde etkileyen yeni ay enerjileri mevcut. Birliktelikler, ortaklıklar, evliliklerle ilgili yeni adımlar atma zamanı, sorunlu bir evlilik var ise belki de bir ayrılık kararı alabilirsiniz bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz yeni bir ortaklık kurabilirsiniz e, aynı zamanda e, çeşitli konularda danışmanlık ve hizmetler alabilirsiniz e, iki haftalık dönemi e, etkin bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili oğlaklar Evet sevgili kova ve yükselen kovalar yeni aile birlikte günlük koşuşturmalarınız ve temponuz artıyor Sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatı içerisindeyseniz koşturmalarınız artacaktır. İşte işten ayrılan olabilir, işe başlayan olabilir. Kendiniz işten ayrılabilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir takım olaylar ön plana çıkabilir bu dönemde. Çalışma hayatı içerisinde değilseniz de koşturmalarınız ve temponuz artacak. Özellikle bu iki haftalık dönemde evcil hayvanınız var ise onunla da ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Eğer bir evcil hayvan edinmek istiyorsanız da bu iki haftalık dönem içerisinde istediğiniz evcil hayvanı bulabilirsiniz. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar yeni ayla birlikte Bekarsanız hayatınıza evliliğe gidecek yeni bir ciddi aşk ilişkisi gelebilir. Çocuğunuz var ise çocuğunuzla ilgili güzel gelişmelerin olabileceği 2 haftalık bir dönem. Aynı zamanda küçük istekleriniz, küçük hayallerinizle ilgili harekete geçebilirsiniz. Bir hobi edinebilirsiniz, yeni bir işte spora başlayabilirsiniz, elişi yapabilirsiniz. Yeni bir işte müzik aleti eğitimi alabilirsiniz gibi destekleyici etkiler de barındırıyor yeni ay sizin için. Sevgili balıklar şanslılarındansınız bu yeni ayın hayallerinizi gerçekleştirmek adına pek çok potansiyeli barındırıyor sizin için. Evet Haberler.com izleyicileri beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.